Çoban! İyiyim ben, bir şeyim yok. Bihana! Bir yabguya yakışan halkı için yaşamaktır. Siz halkınızın malını talan edersiniz. Kanımıza dokunmaz mı? Ben ne yaptımsa yok edilen obam için yaptım Akkız. Halkını aç bırakarak mı öcünü alırsın? Pençesi olduğun Alpagun'un haksız yere tahta oturması kanına dokunmaz mı? Yağmacılığın bitti. İmri de Gök Tengri'nin kutunu sorgularsın. Bu yaptığınızın affı yoktur. Gökmenler! Ulu Gök Kağan'ı hakkınızda kesin yargıyı verecektir. Balam Eride! Çolfan'ı da tutuklayın. Tez Göksaray'a gidecek. Beni istemişsin Batuhan. Tegin. Batuka Tegin. Han olduğum bir boy kalmamıştır. Can almadım, bilir misin? Sen ilksin. Ece'nin çaşıda olduğunu bilirim. Ulu Ece'nin çaşıdı mı? İftiradır Tegin'im. Ne ben onu tanırım ne o beni. Tamam. O zaman Alpagon'un önünde tanışırsın. Tasmanı tutan Ulu Ece ile. Aynen. Yürü. Sana derim. Ejin doğru mu söyler? Dağ baskınını sen mi yaptırdın? Onca canı sen mi kıydın? Benim bunların hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Bunların hepsi Çin'in oyunudur. Necim bizi içten parçalamak ister. Görmez misin? Bu meselenin Çin'le hiçbir ilgisi yoktur hanım. Ben senden gizli soluk bile almam Alpago. Bilmez misin? Alpago Han!
Kendini Ak Kız'ın anası olarak tanıtan hatun kişi... Ulayıcının çaşıdı çıktı. Ben bu hatunu tanımam. Yalan söyler. Ben de kendisini Ulayıcı'nın bizi olarak bilirim. Başka bir ilgim yoktur. Artık yeter. Yeter. Yeter! Han'a söylediğiniz yalanlar yeter! Ettiğiniz oyunlar yeter! Suçunuzu itiraf edin artık! Görünen o ki... bu sarayda herkes bir olmuş... bana tuzak kurar. Onlarca bağır. Konuşamam diye gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen Batuga'ya mı inanırsın? Yoksa sana iki tekin veren hatununa mı inanırsın? Eğer bunlardan birine bile inandıysan... İşte boynum. Vur boynuma. Daha ne kadar susarsın İpek? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez misin? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? Var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlay'ın bir değeri yok. Gel konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse bile İlay için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İpek? Bırakır mısın? Hanım! Ulayacağım. İpek. Yalan söyler. Söylenenlerin hepsi doğrudur. Hatta Alaca Hatun, Ulu Ece'nin hem çaşıdı hem kandaşıdır. Yaman'ım gel. Neredeyse pişti. Ellerin dert görmesin Sırmam. Soğuk bunlardan gelir kokusu. Öyle de güzel koktu ki koşarak çıktım.
Ne güzel bir yol seçtik kendimize. Biz bize gezer dururuz. İstediğimiz yere yolumuzu kurarız. Değil mi? Yol boyu çapulculuk da yaparız. Yaparız Eman'ım, yaparız. Eski günlerdeki gibi. Haydi. Sanki bir şey eksik. Kekik mi koymadın? Eksik olan kekik değil. Aks. İlk kez onsuz çapul yaptık. İlk kez ondan bu kadar uzakta yaşarız. Üzülme Sırman. Uzun sürmez. Hem Akkız bizsiz de yapamaz. Yakında yine eskisi gibi beraber çapullarız. Beraber de yaşarız. Bu ses de ne? Bilemedim Sırman. Yol kenarından gelir. Üzerinde ne kadar Türk varsa kılıcınızın tadına baksın. Ne de bu kadın benim çaşıdımdır. Bir künenin sözüyle bunları yaptığıma mı inanırsın? Ama bir tekinin sözüne inanır.
Hanbaba. Dağ baskınını anamla Kaya yaptı. Dağlı masumları, tutkunu öldüren anamla Kaya'dır. İkisi yaptı her şeyi. Ne der bu Kaya? Doğru mu söyledi? Sana derim. Konuş! Doğrudur hanım. Ne yaptıysam anam için yaptım. Anamın Tılsım Biki'yi öldürdüğü ortaya çıkmasın diye bütün kirli oyunlarına sırdaş oldum. Bunların hepsi bana iftira atar. Kızımın canını almadı mı iftira? Kandaşını çeşit olarak kullanman da mı iftira? Dağ obasını bastırıp onca masumun canını alman da mı iftira? Sen bir albızsın. Albızlığın yeri de Kızıltam'dır. Hanım! Öfke gerçeği gizler. Yine öfkeyle hüküm vermeyesin. Bu durumu ancak ulu yargı çözer. Gökmenler, alın bunları. Derhal ulu yargı kurulsun. Ödenler ettiğini bulsun. Alın. Ben Alpagoan, üstte mavi gök, altta yağız yer ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı, ulu gök tengrinin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu, Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım, az budunu çok, yoksul budunu varsıl yapmak için aşmadığım toprak, geçmediğim sınır kalmadı. Hanlığa kasteden dış düşmanları Kızıltamu'ya gönderdim. Ancak düşmanları hep dışarıda, Moğol'da, Rus'ta, Çin'de aradım. Meğer düşman sarayımda, ocağımda, yatağındaymış. Hanım. Öldüğüne zannettiğim kandaşım Balamir. Eda Han'ı Çolpan Han
kanlı canlı karşımda durur. Kendilerini öldü gösterip kervanlarımı çapırlarmış. Alpagon. Abisine ihanetle suçlanan bir kandaş. Evdeşine ihanetle suçlanan bir hatun. Ve atasına ihanetle suçlanan bir oğul. Devletine ihanetle suçlanan bir avuç albıs. Danışatı. Ulu yargı başlasın. Balamir kendini savunsun. Balamir, Türkmen beklerini topladın. Alpagon Ağa'na baş kaldırdın. Canının alınacağını bildiğin için teslim olmadın, sır oldun. Bu da yetmezmiş gibi sefere çıkacak orduyu buğdaysız bıraktın. Bu devletin yakusu Balamir. Tek ülküm bu devleti Alpagon Ağa'ndan daha iyi yöneteceğime olan inancımdır. Tek suçum budur. Sırma, Yaman. Canavarlar. Ne canavarı, ne dersiniz? Kimseyi sağ bırakmadılar. Kafalarında it başlığı vardı. İnsan soylu, it huylu vardı. Yok orada gelirler. Türkleri kılıçtan geçirecekler. Yoksa... İt baraklar dönmüşler. İt baraklar kim? İt baraklar geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur. Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır. Türk budununu acundan silmek. Hayır! Oğuz atamızın yenildiği tek budun da bu it baraklardır. Öyle ki Oğuz atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp 17 bahar boyunca orada kaldı. Toparlanan Oğuz atamız it barakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de Acun'u bu kana susamış budundan kurtardı. Belli ki o çağda yenilen it baraklar yüzyıllardır saldırıya geçeceği günü beklemişler. Görünen o ki danışatı, yüzyıllardır Türk budununa kin güden düşman kapımıza dayanmıştır.
ne Çin, ne Rus bunların önünde duramamıştır. Korktuğum odur ki Türk budununun tamamı bu sefer daha büyük tehdit altındadır. Kervan. Kervana saldırdılar. Herkes öldü. Kim saldırdı? Canavarlar. İt başlıklılar. Görünen o ki, ya birlik olup çoğalacağız ya da parçalanıp yok olacağız. Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır. İlk barak tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir. Yaptığınız hainlikleri öğrenecek gücüm yok. Öğrenirsem düşmanla savaşacak gücüm kalmaz. Şimdi herkes işinin başına. Yüzyılların savaşını tamamen bitirme vaktidir. Kurt soyunun iç soyunu alt etme vaktidir. Vakitler dağların arkasında, çukurlarda, deliklerde yaşardık. İndiyse size bir zamanlar bizi kuytulara kaçıran tüm Türklerin topraklarını vaat ederim. Attığınız her adım toprağınız, gördüğünüz her Türk avınızdır. Acımak yok, geri durmak yok. Yakın! Yakın! Kervanlar! 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 Bu itlerin nereden saldıracağı belli değil. Baskın yaparak, yakıp yıkarak bugüne kadar gelmişler. Önce Karayan'daki oba baskını. Sonra kervan. Ortak noktaları, Gökorman. O içlerin yeri burasıdır hanım. Onlar bizim üstümüze oyun kurarken biz oyunu onların üstüne kuracağız. Otağımızı da Kurt Dağı'nın yamacına kurarız ki bir yanımız güvende olsun. Hanım. Danış adam.
Çaşıtlarımızdan bilgiler gelir. Ne der? İtvaraklar Karakoyun obasını basıp budunumuzu kılıçtan geçirmişler. Heh. Kızılyan'daki orman yolunda kervanlarımızı pusuya düşürüp tüccarlarımızı katletmişler. Gün doğusundaki çobanların sürülerini kırıp hepsinin kellesini almışlar. Sağ ol Saltuk. Derhal hazırlıkları tamamlayıp it barakların üstüne yürüyeceğiz. Kaya. Buyur han babam. Sen burada kalacaksın. Saray senden sorulur. Han babam. Kaya'nın bunca ettiğinden sonra nasıl olur da sarayı ona bırakırsın? Kararlarımı sorgulayamazsın, Temur. İzin ver yanında olayım han babam. Bu şerefi bana çok görme. Olmaz. Sen burada kalacaksın. Bu yarayla savaşamazsın zaten. Buyruğun senindir hanım. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Çıkarırsan baba kargışı üzerine olsun. Şimdi herkes hazırlıklarını tamamlasın. Akkız. Sen kal. Siz çıkın dışarı. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen bana nasıl ihanet edersin? Ben her şeyi senin için yaptım. Ne yaptıysan kendin için yaptın. Geçmişte Tılsım'ın canına kıydın. Kan dışını çaşıt yaptın. Belki amacına ulaşsaydın benim de canıma kıyacaktın. Sırf senden önce davrandım diye mi kızarsın bana ana? Kaya. Sen nasıl bir canavara dönüştün? Bu canavar senin eserin ana. İmdi eserinde gurur duyma vakti. Ben arkanda olmazsam o tahta asla oturamazsın Kaya Tekin. Benim senin başarısız oyunlarına ihtiyacım yok. Ulu Ece. Sırmayla Yaman kervana soymamış. Haklıymışsın. Şimdi sarayda her yanım ihanet doluyken bir tek sana güvenirim. Ben it barakların üzerine giderken sen sarayda kalacaksın. Hanım, benim yerim saray değil, savaş meydanlarıdır. Sarayı zaten Kaya Yabgu'ya bıraktınız. Töre gereği sarayda han soyundan biri kalması gerek. Siz soyumuz için kan dökerken ben sarayda oturamam. İzin verin, pençeniz olarak yanınızda geleyim. Olmaz. Sen saraydaki pençem olacaksın. Hem saraydaki kadınları hem Gökorda'yı koruyacaksın. Buyruğumdur.
Hanımız güzelliğinizi görünce size olan öfkesini unutacaktır. Ne yaparsınız siz? Alpago hanımızın emridir. Bundan sonra hanımızın odasına girmeniz yasaktır. Ben Ulu Ece'yim. Açın dedim kapıyı. Hanım kesin buyruğudur. Giremezsiniz. Koskoca Gök Orda'yı yönettim. Ama evde işimi yönetemedim. Gözümün önünde olanları göremeyecek kadar kör müydüm? Danış hadi. Oduncunun gözü mumcalı, dilencinin gözü çömçede olur hanım. Han soyunun taht oyunları senden önce de var idi, senden sonra da var olacak. Tahtı hak etmek, tahta sahip olmaktan daha zor. Haklısın hanım, haklısın. Saraydaki sular durulacağı benzemez. Savaşa gitmek yerine sarayda mı kalsan hanım? Yok. Pençem Akkız. Ve sen sarayda olduğunuz sürece gözüm arkada kalmaz. Sarayda kalıp ihanetlere göğüs gerecek kadar gücüm olduğunu sanmam. Sarayda ihanet acısıyla harcanmaktansa savaş meydanında parçalanmayı yeğlerim. Kızlar gerçek yüzünü gösterdi. Senin niye yüzün ısık? Alpagon. Sarayda bıraktı ya beni. Senin yanında olamam diye canım sıkılır. Ben de onun yerinde olsam aynı kararı verirdim. Hem sen güvende ol da benim de gözüm arkada kalmasın. İçim sıkılır. Yüreğim dağlanmış gibi. Madem bedenim yanında olamaz. Ruhum yanında olsun. Söz ver. Geri döneceğine söz ver. Gök Tengi'nin huzurunda beni yalnız bırakmayacağına söz ver. Söz ver ki yüreğimdeki kara bulutlar dağılsın. Geri döneceğim. Söz. Çok ağır şeyler yaşadın. İyi gelir safrançayı. Ellerimle yaptım hem.
Sağ ol. Orduyla beraber sefere katılman beni endişelendirir. İtbaraklar daha önce Çin'le savaşmışlardı. Yenilmelerinin ne kadar zor olduğunu bilirim. Çok tehlikeliler. Senlik bir şey yoktur. Sarayda kalacaksın. Senin için korkarım, evdeşim. İtbaraklar. Hanlığımıza göz dikmiş. Ne yapayım? Sarayda mı oturayım? Orduyla beraber savaşa katılmaktansa sarayda kalıp hanlığı yönetmen daha iyi olmaz mı? Kaya Yapku yaptığı onca şeye rağmen sarayda kalmayı başardı. Hele şu savaş bitsin. Önce ülkemizi itbaraklardan, sonra sarayımızı hainlerden temizleyeceğiz. Han babam, bütün hainlerin gereken cezasını kesecek. Meraklanma. Girişi boynumuza dolanmak üzereydi Kuzubek. Eğer itbaraklar saldırmasaydı, İmdiye Erlik Han'ın boğalarıyla boğuşuyor olurduk. Hala Kiriş'ten kurtulmuş sayılmayız Yapkun. Alpogan saraya dönünce yarın bıraktığı yargıyı yeniden kuracaktır. O zaman babamız saraya dönmesine engel olmamız gerek. Nasıl? Nasıl? Öyle bir şey yapacağım ki. Hem hanlık kutu benim olacak. Hem de Gök Hanlığı itbarak tehlikesinden kurtulacak. Gök Tengri, Gök Hanlığını koyun karşısında kurt kıl. Alaca atlar sarsın dört bir yanı. Acun'un her toprağını bize yurt kıl. Tutmasın. Gün doğusundan gün batımına, ülkende güneş batmasın. Hanlar Hanı Alpaguhan, bil ki ihanet insanlık var oldukça olacak. Hanlar Hanı Alpaguhan, bil ki savaşı kazanan sevdiklerini kaybeden olacak.
ordusuyla arınasın. İç barakların soyunu kesesin. Su gibi gidesin. Su gibi gelesin. Gök orada. Türklerin en güçlü yurdu. Yakında bizim olacak. Hanlığa dair ne varsa bilmek isterim. Emredersin Yüce Obar. Hanım. Gök Tengri'me adaklar adadım. Sağ salim geri dönebilin diye. Sen büyük bir hana yaraşır şekilde ordunu yönetirken, ben de sana yaraşır bir hatun ve ulu ecen olarak sarayda senin yokluğunu aratmayacağım. Vera. Buyur hanım. Bundan böyle ulu ece değilsin. Hanım. Danış Ata. Ulu Ece'nin bütün yetkilerini aldım. Buyruk hanımındır. Ağacını çıkar Vera. Ben dönene kadar sarayın ve gök ordanın güvenliği Akkız'dadır. Ağzından çıkan her söz görevi gereği benim buyruğum gibi olacaktır. Buyruk hanımındır. Artık sarayda ihanet, bozgunculuk ve taht oyunları istemem. Herkes sınırını bilsin. Kimseye affım yoktur. Bu kadar ihanetten sonra Gök Tengri başımıza it barak belasını salmıştır. Çok eski ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Şimdi birlik olmazsak yarına birlik olacak bir budun kalmayacaktır. Ben Alpagoan. Üzerime düşeni yaparım. Sizden de kendi üstünüze düşeni yapmanızı beklerim. İt kurda galip gelecekse, Türk topraklarından sürülecekse, Acun bana dar olsun, içtiğim su kor olsun, bu var olma savaşında benimle birlikte misiniz? Seviniriz! Benimle misiniz?
Alpago Hanımız kararlı gözüküyor Ulayacan. Ya hiç sizi affetmezse? Öyle bir şey olmaz. Bu mümkün değildir. Bu ne öfke Ulayacan? Sesiniz dışarıdan duyulur. Vera Hatun mu demeliydim? Atın bu cin yılanını dışarı. Derhal! Kime diyorum? Atın dışarı dedim! Seni dinlemezler artık. Künelerin artık benim hizmetimde Vera Hatun. Yalnız benim emirlerimi yerine getirirler. Sana bir tane fazla bile. Gidebiliriz. Beni bu hale getiren herkesten acımı alacağım. Gök Tengrim şahit olsun. Herkesten acımı alacağım. Gün doğusu ve gün batısındaki bütün burçlara 20'şer okçu yerleştirin. Karayanda atlı birlikler sürekli sürsün. Yaman. Başlarında sen ol. Buyruk senindir Akkız. Kızıl yanda ve ön kapıda bütün gökben sayıları artırılsın. Beklenmeyen bir durum olduğunda bana bildirin. Soyumuz tehlikedeyken sen sarayda ne diye gökbencilik oynarsın? Bizim de pusatlarımızı kuşanıp peşlerinden gitmemiz gerekmez miydi Akkız? Gök Orda'nın ve sarayın korunması için Alpago Han'a söz verdim. Bilirsin, ben sözümü tutarım. Alpago Han saraya dönene kadar bir yere ayrılmam. Yerlerini buldum Yapkın. Bu izler diğerlerinden farklı. O itler az önce geçmiş olmalı buradan. Hanım. Bu izler doğrudan Karayan'daki obalarımıza gider hanım. Haydi. Kestirmeden gidip onlardan önce davranalım. Gün Türk'ün toprağını itlerin izinden temizleme günüdür. Haydi. Buyruğunuz üzere Gök Hanlı ile ilgili gerekli bilgileri topladım Barakbaşı. Hanlık kutu Alpago'nun elinde. Teginlerin en cesuru Temur. Aklı en kıvrak olansa Kaya'ymış. Bir de Batuga. O ikisinden de farklı. Neymiş farkı? Cesur yüreğinde dağ, kıvrak zekasında göğü taşırmış. 15.000 alpa olan Gök Hanlığı'nın da baş buymuş. 15.000 demek ha. Vaktiyle bizim olan Gök Hanlığı topraklarını Türklerin kanıyla sulamak için askerleriniz emirlerinizi bekler Yüce Obar. Türklerin sayısı tahmin ettiğimden çok. Savunmada kalıp saldırı için uygun anı kollayacağız.
Aksi halde hanlığın topraklarını kendi kanımızla sularız. Gökhanlığından biri sizinle görüşmek ister Yüce Obar. Gelsin. Gel. Çocuk demeden nefes alan tek Türk idari sağ bırakmayın! Soyunu tüketmeyi aklına koyan bu Hitler'in, soyunu tüketin! Demek Kaya Tekin sensin ha? Buraya kadar geldiğine göre ölümden korkmazsın. Beni huzuruna getiren, hakkımda verilen ölüm hükmüdür. Senden bu hükme engel olmanı isterim. Sen kimsin ki Büyük Obar'dan bir şey istersin? Sen ölürsen topraklarımızdan bir Türk daha eksilmiş olur. Bu da beni fazlasıyla mutlu eder. Eğer ölmez de sağ kalırsam, vaktiyle sürüldüğünüz Batı Gökhanlığı sizin olur. Tabii ben ana olursam. Alpaguhan ve Teginler hayattayken hanlık kutu sana nasıl kalır? Buraya gelme sebebim de bu zaten. Babamı ve kandaşlarımı öldür. Batı Gökhanlığı tahtı kan dökülmeden senin olsun. İki taraf için de iyi bir anlaşma. Hanı ve Teginleri ölmüş bil. Sen yeter ki yerlerini göster. Ah!
Abisine ihanetle suçlanan bir kandaş. Devletine ihanetle suçlanan bir avuç albıs. Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır. İt barak tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir. Boynuma yay girişi dolamana izin vermeyeceğim Alpaku. Aynı anadan doğma kandaşım. Değdi mi bunca acıya? Değdi mi bunca ihanete? Değdi mi taht için yaptıklarına? Han olduğumdan bu yana kutumu kabul etmedin. Bana boyun eğmedin. Şimdi de toprak seni kabul etmez. Ben zaten öldürecektim. Savaştan sonra sana bir şans daha verip affedecektim. Toprağa verin. Gökorda'dan kimsenin Valamir'in ölümünden haberi olmayacak. Hiç kimsenin.
Dağın candaşları. Hiç ayrılır mı? Ayrılamazmış ya. Değil mi Yaman? Ayrıldıklarında yüreklerindeki acıyı da beraberinde götürürlermiş Sırma. Öyle. Biz canımızı kurtardık Hakkız. Ama masumlar, iç soyu, çoluk çocuk demeden arabadaki herkesi kılıçtan geçirdi. Hiç acımaları yok. Gökhanlı'nın orduları da onlar acımayacak. Türk topraklarından defolup gidecekler. Bir elin beş parmağı gibi ayrıyız. Ama düşman bir olunca elimizi sıkıp tek yumruk oluruz. Çoban Hatun da birlikten bahsettiğine göre Gökhanlı'nın karşısında kimse duramaz artık. Halk tahıl yokluğundan yakınırmış. Gün doğmadan sakladığınız buğdayları alıp saraya getirelim. Gücümüzün yerinde olması gerek. Yiyin. Doyun. Afiyet olsun. Han babam. Biz birlikken güçlüyüz ama saray Kaya oradayken içim rahat etmez. Hakkı sarayda Temur. Gözün arkada kalmasın. Temur. Bu it barak belasını topraklarımızdan def etmediğimiz sürece endişe edeceğim bir sarayda olmaz. Saltuk. Hanım. Orduyu toparlayasın. Gün doğumunda yola revan olacağız. Buyruk sendir hanım. Sağolun! İlk baraklar! Gel! Yüzünde bahar yerleri estiren nedir evdeşim? Mutlu olmam için bir muştu gerekmez. Balamızın varlığı... yüzümde her zaman bir bahar yeri estirir. Göktengri'ye alkışlar olsun. Hanımızdan, teginlerimizden haber var mıdır? Daha yok. Ama eli kulağındadır. Ah! 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 Oh!
Kılıçlarınızı! Bırakmayın baba! Bu it için başınızı yere eğmeyin! Türk töresi görmeyeli Teginler Hanı'na buyruk verir olmuş! Sürü geri gitti mi? İt başa kalırmış. Sen kimsin ki Türk'e töreyi öğretirsin? Atın kılıçlarınızı Alpago! Atmayın. Yoksa oğlun ölür! Demek beni ciddiye almazsın ha? Demek beni ciddiye almazsın ha? Bir oğlum için 15.000 oğlumu feda etmem. Öleceksek savaşarak ölürüz. Bir itin karşısında diz çökmeyiz. O vakit Kurt Dağı'nda kurganınız olacak. Buğdaylar için kaç araba gerektir Çolpan Hatun? Ne kadar varsa gelsin. Hepsini dolduracak kadar var. Haydi. Gidesiniz. Sen de kimsin? Adım Barsuk. Türklerim ve Acun'da yaşayan her budunun hanı, Büyük Avar'ın elçisiyim. Hanınızla görüşmek isterim. Sen
Kim olursun da Gökhan ile görüşmek istersin? İç soylu! Türkler elçilere böyle mi davranır? Yazık. Elçiysen elçiliğini bil. Bu kadar kötü niyetli olma Hatun. Bak. Elim boş gelmedim. Yaman. Madem bedenim yanında olamaz, ruhum yanında olsun. Kaya yavgum. Söyledin aşağıda. Söyle derim Danış Ata, niye susarsın? Alpaguhan'dan haber vardır. Ama kara haberdir. Beni sınama, iç soylu. Bu urbaların sahipleri nerede? Ormanın her yanındalar. Ancak onları toplaman uzun vakit ister. Handan ve Teginlerden geriye kemiklerden başka bir şey kalmadı. Teslim olmazsanız Gökhanlığının tamamı aynı sonu yaşar. Kurdun ite boyun eğdiği nerede görünmüş? Bir düşünün. Yoksa yiyecek boynunuzda kalmayacak. Vur şunun kellesini Akkız. Vur! Sen ne yaparsın Akkız? Elçiye kılıç çekmek de nedir? Ne elçisi? Görmez misin urbaları? Elçi, elçidir. Kendine gel Kaya Tekin. Geri çekil! Siz geri çekilin. Töre var. Töre Türkleri korumak için var. Diyeceğim başka bir şey yoksa kelleni uçurmadan burayı terk et. Tez birlik gönderelim. Neden? Onlar da ölsün diye mi? Öldüklerinden nasıl bu kadar eminsin? Cevap ver Kaya Tekin. Nereden bu kadar eminsin? Urbaları görmez misiniz? Hepsi ölmüş belli ki. Babam, kandaşlarım hepsi.
Neyine inanmazsınız? Timur. Alpago. Hepsine kıymışlar. Timur. Babamın kıyafetleri yok. Belki de yaşar. Bu kadar kayıp yeter. İt baraklara saldırıp daha fazla kayıp vermeyeceğiz. Artık savunmaya geçiyoruz. Ne demek savunma yapacağız? Babanın kandaşının ölüsünü görmeden ruhu nasıl rahat eder? Babamın kıyafetleri yok. Belki... Kararım kesindir. Kaybedecek tek bir kişiye daha tahammülüm yok. Artık savunmada kalacağız. Göksaray, yanlış karar veren çok kişi görmüştür. Ama hiçbiri senin kadar alçalmamıştır. Senin buyruğun geçersizdir. Tanımayız. Cenk'e gideriz. Yeter! Gökmenler, bu buyruk tanımaz dağlıyı da. Diğer dağları da sırmanın yanında kapatın. Bırak! Bırak! Ben bir yalın kılıç babamın peşine düşerim. Han soyunda kilit altına alacak değilsin ya. Gökmenler! Hepsi öldü. Sen de ölmek istemezsen eğer sorun çıkarma hatun. Bunu niye yaparsınız bilmem. Ama gerçeği ortaya çıkaracağımdan kuşkunuz olmasın. Bırakın gidip babamı, hanımızı arayalım. Sağlar mı değiller mi anlayalım. Duydunuz Kaya Yabgu'yu. Hiç kimse bir yere gitmez. Eğer bu işte Karatekin'in parmağı varsa o tahtı onun başına yıkarım. Tutsak olan biri için fazla cesursun. Kapıda bekleyin. Kaçmaya kalkan olursa hepsini öldürün. Kararlar olsun hepinize. Ah kız, Leman. Kuzubek'in dedikleri doğru mu? Hanımız Betekinler öldü mü? Göz gördüğüne inanırım sığmam. Ben ne hanımızın ne Deteginlerin ölüsünü gördüm. İnanan sadece Kaya. Kaya Tekin tahta oturduğu müddetçe Gökhanlı tehlikededir. Burada böyle eli kolu bağlı oturamayız. Hanlı ve it baraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek. Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek. Kuzubek kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız. Öyle bir şey yapacağız ki bizi kendileri çıkarmak zorunda kalacak. Zamanında bu topraklardan büyük acılarla sürüldük. Şimdi ise Gök Hanlığı'nın geleceği iki dudağımın arasında. Kaya'dan Entürk'e güvenerek doğru mu yaptık Hüce Umar? Ben hiçbir Türk'e güvenmem Kamaz. Bu yüzden önlemimizi almadık mı?
O gök oğlu sözünde durmazsa onu kendi soyuna boğdur. Hepinizin bildiği gibi babam Alpaguhan, amcam Balamir ve kandaşlarım Temur ve Batuga uçmağa vardılar. Onlar gök hanlığına yaraşır bir şekilde ruhlarını Ulu Tengri'ye teslim ettiler. Kahramanlıkları onlara, acılarını yaşamaksa bize düştü. Yaramız sağ olsun. Ancak bu acı bize yeni görevler de getirdi. Bildiğiniz gibi gök kanlığında kalan tek tekim benim. Gök Tengri de kutu bana verdi. Gök hanlığının hanı artık benim. Danış ata. Hanlığınız göklü, yolunuz kutlu olsun Kaya Han. Artık han ben olduğuma göre Ulu Ece'de Günsel'e atılır.
Epey yaş almış bir kandan öğrenmiştim bu karışımı. Ölü gibi uyutur, uçmağa varmadan diriltirmiş. Hak kız. Hanımız, Teginler ya gerçekten uçmağa vardıysa, o iç soyu hakikati söylediyse... Ağzından yel uçursun, ölmedi. Eğer Batuga'ya bir şey olsaydı, benim de içimden bir parça kopardı. Hissederim. Hayatta. Eğer Batuga hayattaysa... diğerleri de hayattadır. Anlık için ölüp dirilme vaktidir. Anlamam. Koca ordumuzu bu itler bir anda nasıl ele geçirdi? Aklım kesmez. Bu işte bir oyun vardır. O vakit kurt dağı kurganınız olacak. Efendim. Belli ki otağımızı nereye kuracağımızı önceden bilirlerdi. Gökbenlerimizin su içeceği kuyuları zehirlemişler. Belli ki aramızda bir hain vardır. Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saltuk. Amma babam nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken. Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız. Hayır.
Prensesim, iyi misiniz? Bunca defne yaprağı ağır gelebilir. İçimdeki sıkıntıları gidermeye bu bile az gelir Zao. Hayır. Hepsi uçmaya varmış çoktan. Ölmüş. Ölmüş. Kim yapar bunu? Kim? Canlarına kıymışlar belli ki. Alpaguhan ve kandaşlarıma ait ne varsa at Kuzubek. Onları hatırlatacak ne varsa hepsi silinip yok olmalı. Emredersiniz hanım. Sen bir haber mi var Hatun? Ne bu yüzünün hali? Ak kız, Çolpan Hatun, Kırçiçek hapsettiklerinde hepsi can takıymış. Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Yu yapmak gerek. Evren Alp, Kün Ata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun. Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar. Ama... Emredersiniz hanım. Bu kadar acımasız olma hanım. Rahat bırak onları. Yeter. Karşında hanın var. Unutma hatun. Sen sadece
Yavrumuzun sıhhatini düşün. Ve bir daha da benim kararlarıma itiraz etme. Kurtulunca tutsaklığımız da bitecek. Tamam. Kendi isteğinle teslim olsaydın, şimdi bu halde olmazdın. Bak, kuyruğundan yakalanmış bir fare gibi elimdesin. Kurt kafese kapatılsa da ruhundan bir şey kaybetmez. Ama itler tasmayla dolaştığından kurdu anlayamazlar. Öfkelenmeyin. Sandığınız gibi kötü biri değilim. Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla. Cevabımızı merak eder misin? Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz. Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız. Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim. Belki o Gök Tengri'ye sizin kadar bağlı değildir. Keşke Kaya ile ilgili söylediklerim gerçek olsa. Yüce Obar. Kaya Han'la zaten anlaşmaya vardık. Neden içeridekilerle anlaşma yoluna gidersin? Sana Kaya Han'a güvenmediğimi söylemiştim. Taht için atasından vazgeçen yarın bizden de vazgeçer. Kaya Han'a karşı Alpaguan ve Teginler
bizim güvencemiz olacak. Onlara karşı da Kaya Han. Uçağa vardın sandım. Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve. Ona kavuşurum.
yapma. Bir. İç. Üzülme. Çiçek dayan. Çiçek. 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 Kır çiçek. Kır çiçek. And olsun babana ne olduğunu bulacağım. Kır çiçek. Bak kız. Kaya yaşadığımızı öğrenmeden Ahmet Eginleri bulmamız gerek. Eğer yaşıyorlarsa kendilerini, uçmaya vardılarsa bedenlerini. Koskoca orman. Nasıl buluruz onları? Kurt Dağı eteğine gideceğiz. Ordumuz orada. Orada otağı kurardı. Elbet bir iz buluruz. Önce kır çiçeği gömelim. Ruhu huzur bulsun. Nedir bu halin? Sararıp solmuşsun. Ak kız. Ölmemiş hanım. Ne demek ölmemiş? Otacı öldüğünü söylemedi mi? Soluğunu bir süreliğine durduracak bir ilaç içmiş. Gökbenler yakacakken de kendine gelip kaçmış. Tez Obar'a haber gönderin. O canavarlara nasıl bu kadar güvenirsiniz hanım? Ya sizi yarı yolda bırakırlarsa? Onlara güvendiğimi kim söyler? Ben önceden önlemimi almadan oyun kurar mıyım? İtbaraklarla vuruşmuşlar.
Ufka. Yol kenarındakilere de böyle kıydı itibarları. Görünüşe bakılırsa bunlar Danışatan'ın söylediklerinden daha tehlikeli. Alpago Ahmetekinlere ait hiçbir şey yoktur. Ben de bulamadım bir şey. Belki de Kayategin haklıdır. Hanımız Etekinlerimiz çoktan... Yaşarlar. Aksi olsa ölülerini bütün buduna gösterir, insanlara korku salarlardı. Nal izleri. Bizimkilere benzemez. Belli ki ip baraklarınki. İzler burada biter. Bu taraftan gelmişler zaten. Bu yöne gitmediklerine göre uçtular mı? Tam da dediğin gibi. Köyüne giderler. Nalları ters mi çakmışlar dersin? Öyle derim. Belli ki izlerini takip etmeyelim diye. Bu yüzler bizi hem hanımıza, hem Teginlere, hem de o itlere götürecek. Haydi, haydi gidelim. Yakında olabilirler. Haydi çıkalım. Buradan! Kaçarlar! Kaçarlar! Burada izler yok olur. Çok tuhaf. Tuzak olmasın? Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı'nın ordusunu 3-5 it kılıçtan geçirecek değil. Evet, oba baskında çok kalabalıklardı. Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz. Yer yarılıp da içine girmediler ya. Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir. Sadece dövüşmek için yer üstüne çıkarlar. Nasıl bulacağız peki? İzler burada kaybolduğuna göre gizli geçit yakınlarda bir yerde. Her yeri didik didik arayalım. Gözümüzü dört açalım. Haydi. Dikkatli olun. Haydi Tilbe. Thank you.
Obar gelmeden mağaraya götürün bunları. Hemen. Yanlarına da 5 tane it barak koyun. Bir daha buradan çıkmaya cesaret etmesinler. Emredersin Yüce Obar. Thank you.
Yüce Obar. Diğer mağaraya götürün. Emredersiniz Yüce Obar. Haydi! Götürün! Kayağından bir tip geldi. Alpago'nun pençesi Akkız. Peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz. Emredersiniz Yüce Obar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha? Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin. Sökün şunun pençelerini. Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budunu'nun alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi. Kavmimin asırlarca tuttuğu için Türklerin hanını öldürmekle soğur mu sanırsın? Ha? İntikamımız için bir tek Türk bırakmayacağım. Ataların ve onların dostları gibi sen de düş görürsün. Türkleri yok edeceğinize inanırsınız. Şimdi vakti geldi. Dağları yırttık. Enginlere yayılırız. Bizim canımızı alsanız da yarın Oğuz Atam'ın torunları doğup sizi, Sizitleri yeryüzünden silecek. Oğuz deden varken birliktiniz. Şimdi paramparçasınız. O günler sizin için artık bir destan. Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm. Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça sizin soyunuza bu acımda rahat yok.